أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Ey Adem oğulları, diyor Yüce Rabbimiz, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Hayırlı olan takva elbisesidir. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, Araf suresinin bu 26. ayetine bütün dikkatlerimizi Cenab-ı Hak bu ayete de ayrıca çekmektedir. Ne diyor? Ey Adem oğulları diyor, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Hayırlı olan takva elbisesidir. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar diyor Cenab-ı Hak. Şimdi takva elbisesi Allah'a itaatın bizzat kendisidir. Eğer kişi elbiseyi içinde dışına yerli yerince ne yapacak? Örtüsünü, giysisini giyecek. Hem takva elbisesini giyecek, hem de bu takvanın gereği emri de yerine getirecek. Yani içini de dışını da takvaya uygun hale getireceksin. İşte çağdaşlık Allah'a itaattadır. Allah'a isyan ile çağdaşlık ve modernlik de olmaz. Azrail aleyhisselam alıp götürürken, sen çağdaşsın, muasırsın, seni alıp da götürmeyim demez. Her çağda çağdaşlık Allah'a itaat etmek, Allah'a kulluk etmek, insanlığın hayrına çalışmak. Çağdaşlık, ayıp yerlerini açmakta çağdaşlık olmaz. Üstelik çağ dışılık olur. Çünkü cennette nurdan elbiseleri vardı. Yasak olan o ağaçtan yiyince elbiseler soyuldu. Nurdan elbiseleri soyuldu, ayıp yerler ortaya çıktı. Onların ayıp yerlerini açtıran da iblisin vesvesesidir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki estaizu billah ya beni ademe la yeftinennekümüş şeytanü kema ehraca ebeveyküm minel cenneti yenzi'u anhüma libasehüma liyuriyahüma sev'atihima innehu yeraküm hüve ve kabiluhu min haysu la teravnehum İnna ce'anne şeyatine evliyâe lillezîne lâ yu'minûn. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede bak ne diyor. Ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi diyor. Sizi de şaşırtıp bir belaya düşürmesin diyor. Çünkü o
ve kabilesi yani şeytan ve taraftarları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları inanmayanların dostu yaptık diyor Cenab-ı Hak. İşte şeytanlar inanmayanların dostudur. Ve nasıl ki babamız Adem'i, annemiz Havva'yı cennetten çıkardı. Çıkmalarına sebep oldu. Hatta çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini de soyarak cennetten çıkardı. İşte iblisin marifeti kadınını, erkeğini soyup soğana çevirmektir. Ayıp yerlerini ortaya dökmektir. Şeytan bunu yaptı. Yine Cenab-ı Hak diyor ki ve izâ fealû fâhişeten gâlû vecedinâ aleyhâ âbâenâ vallâhu emrenâ bihâ. Kul innallâhe lâ ye'muru bil fahşâi etegûlûne alallâhi mâ lâ ta'lemûn. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Bunu bize Allah emretti derler. Dikkat edin, babalarının yanlışını Allah'a isnat ediyorlar. Atalarının, ateizmin yanlışını Allah'a isnat ediyorlar. Bu Allah'a iftiradır. De ki bunlara diyor Cenab-ı Hak, Allah kötülüğü emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Cenab-ı Hak kul emara rabbi bil gisti. Bak de ki Rabbim bana adaleti emretti diye söyle. Allah en güzeli, en doğruyu, tam adaleti emreder. İşte böyle söyle diyor Cenab-ı Hak. Ve eqimu vucuhekum inde kulli mescidin ve di'uhu muhlisina lehuddin. Kema bede'ekum ta'udun. Diyor ki her mescitte yüzünüzü ona doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Kema bede'ekum ta'udun. İlkin sizi yarattığı gibi işte yine ona döneceksiniz. Hepimiz yüce Allah'ın huzuruna döneceğiz. Bunda şek şüphe yok ki. Ferigan heda ve ferigan hakka aleyhimut dalale. İnnehum tehazû şeyatîne evliyâe min dûnillâhi ve yahsebûne ennehum muhtedûn. O bir topluluğu doğru yola iletti. Bir topluluğa da sapıklık hak oldu. Çünkü onlar şeytanları Allah'tan başka dostlar tuttular ve kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Şeytanı dost tutmuş ama kendini doğru yolda zannediyor. Dünyadaki bütün yanlışların kaynağında işte bu yanılma vardır. Kur'an'ı bırakıyor, Allah'ı bırakıyor haşa, peygamberi bırakıyor, hak ve hakikati bırakıyor, şeytanın yoluna sapıyor ve o saptığı yolu da doğru zannediyor. Kur'an-ı Kerim'de ile
İslam ile Yüce Allah bütün kullarına gerçekleri söylüyor. Bütün ruhları okuyor. Bütün yanlışların karşısına doğruyu Cenab-ı Hak şanlı Kur'an ile ortaya koyuyor. İşte ebedi mutlu olmanın garantisi gerçek ebedi mutlu olmak ve mutlu yaşamanın garantisi İslam'dır, şanlı Kur'an'dır. İşte bu hayat veren nurun derslerine ki doğrudan doğruya Kur'an'ın kendisi olmak kaydıyla işte bu nurun, mutluluğun hayat derslerine hepimizin pek çok ihtiyacı var. Biz Allah'a ebedi muhtacız. Kur'an-ı Kerim ile Allah'ın emrine sarılmamız gerekiyor. Ya beni Adem'e huzu zineteküm inde kulli mescidin ve külü veşrebu ve la tüslifu innehu la yuhibbül müsrifin. Cenab-ı Hak bu şanlı ayetinde de bak ne diyor. Ey Adem oğulları, her mescide gidişinizde güzel giysilerinizi, elbiselerinizi giyin ve yiyin, için fakat israf etmeyin. Elbisenizi giyin diyen Allah Teala bak, her mescide gidişinizde güzel giysilerinizi giyin diyor. Cıplak gidin demiyor. Cıplak olun da demiyor Cenab-ı Hak. Ya her mescide gidişinizde güzel giysilerinizi giyin ve yiyin, için fakat israf etmeyin. Bugünkü dünyanın iki belasından, birçok belasından, bakın bu ikisi bu ayette dile getiriliyor. Birisi cıplaklığı öne çıkaranların haline bakın. Bir de israf ile dünyadaki güzelim nimetler nasıl çarçur ediliyor, heder ediliyor ve dünyadaki birçok açlıkla pençeleşen insanların hakkı burada israf ediliyor ve heder ediliyor. Bir taraf ekmek kavgası, karnını doyurmak için çırpınırken öbür taraf lüks bir harcama yaparak israf ediyor. Bunlar şeytanın amellerinin birer birer ta kendisidir. Onun için israftan son derece kaçınmak gerekmektedir. Çünkü Allah israf edenleri sevmez diyor. İşte Cenab-ı Hak innehu la yuhibbul müsrifin buyuruyor. Kul men harrama zinetallahi lleti ahraca li ibadihi ve tayyibati minar rizqi kul hiye lillezina amenu fil hayatid dunya halisatan yevmel kıyame. كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim haram kılmış diyor. De ki, bunlar bu dünya hayatında inananlar içindir. Kıyamet gününde de yalnız onlara mahsustur. İnanmayanlar komple mahrum kalacaklardır. İşte böylece biz ayetleri bilen bir topluluğa uzun uzun açıklıyoruz. Yüce Allah
Celle Celaluhu işte böyle diyor. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِسْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. De ki, Rabbim sadece fuhşiyatı, onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere isyanı, haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi yasaklamıştır. Allah fuhşiyatı yasakladı. Onun açığını, gizlisini yasakladı. Tüm günahları Allah yasakladı. Haksız yere isyan etmeyi yasakladı. Haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı yasakladı. Şirkin tamamını yasakladı. Ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi de yasaklamıştır. İnsan bilmediğinin arkasına düşmez, bilmediğini öğrenmeye çalışır. Bilmeden konuşmaz. Ve li kulli ümmetin ecel. Şimdi herkes günahlarının belası tepesinde durduğunu unutmasın. Buradaki ecel, her günahın bir belası tepesinde durmaktadır. O vakit saat geldi mi o bela, o günahın belası ama içten ama dıştan o kişinin tepesine inecek veyahut da ruhunda patlayacaktır. Onun için iç dünyasında patlayacak günahlar var. Her günah bir patlayıcı gibidir. Onun için kişinin tepesinden aşağı inecek patlayıcılar vardır. Her günah içten ve dıştan kişide, kişinin kendinde patlar. Yani tepesinde patlar. Velikullin ümmetin ecel. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Cenab-ı Hak her şeyi en güzel şekilde açıklıyor. Allah'ın ayetleri, Allah'ın kendi açıklamaları. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecel başa gelecek belalar da eceldir. Ömrüm sona erip, ölüm gelmesi, ölüm anının gelmesi de eceldir. O ecel geldiğinde ne bir an erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Ecel saati ileri geri alınmaz. Saatin zinciri bitince rakka demez hemen tık tık. Çunan ömrün hıtamında ruh ederler. Hemen çık çık. Ver canını der ölüm melekleri. Azrail'in emrindekiler gelir. Çıkar şu canını derler. Kurtuluş yok bundan. Ölüm var. Rabbimize severek gidelim. Aşkıyalar gibi biz yakalanmış olarak, zincire vurulmuş da Allah'ın huzuruna getirilenler gibi olmayalım. Rabbimizi sevelim, sayalım, emrine itaat edelim. Allah'ın kuluyuz biz, ona kulluk edelim. Allah'ın emirlerine isyan edersen, işte bu ecel, her belanın tepende bir ecel saati var. İleri geri almak imkanı da yok. O saat geldi mi, olacaklar olacak, kişi belasını bulacaktır.
Yani Allah'a isyan edip de, Kur'an'ı reddedip, Muhammed'i reddedip de kurtulan olmaz. Hem de İslam'ın bütününü, bütün kalbinle tasdik et. Gücün yettiği kadar da gereğini yerine getirmeye çalış. Sakın ola ki inkar etme, tekzip etme, şüpheye düşme, şirke düşme, nifaka düşme, küfre düşme. Ebedi kendini mahvedersin. İşte küfrün belası beyninde, depende bekliyor. Küfürden vazgeç, kurtul. Şirkinden vazgeç. İslam şeriatını inkar etmek kendini mahvetmektir. İslam'ın zerresi inkar edilmez. Tasdik edilir, iman edilir, gereği yapılır. İslam ilahidir, Allah'ın emir ve kanunlarıdır. Birinin değil ki bunlar, birinin yazdığı, bozduğu kanunlar değil bunlar. Onun için aziz dostlarımız, Cenab-ı Hak işte burada emrini, fermanını vermektedir. Cenab-ı Hak, temiz elbiselerinizi giyin, tertemiz ziynetlerinizi takının ve haramın, günahın her türlüsünden uzak kalın diyor. Kur'an'da Allah ne diyorsa, sünnette, icma kıyasta İslam adına neler denmişse Kur'an'ın hükümleriyle, Hazreti Muhammed'in anlattığı, açıkladığı Kur'an ve İslam anlatımıyla ortaya konan yaşanan İslam ve yaşanan İslam'ın kanun ve kuralları Hazreti Muhammed tarafından ortaya nasıl konmuşsa, işte biz o şekilde Müslüman olmaya çalışacağız. Bu bizim boynumuzun borcu. Yani bundan kimse kaçarsa Allah'tan kaçış olmaz. Kaçtığın yerde ölüm var, Allah var. Yukarı gidemezsin, çünkü yukarı, imansızın yukarıda hakkı yok. Hep aşağı gidersin, orada da Allah'ın azabı, hışmı var, cehennem var, berzah var, kabir hayatı var, siccin var, yukarıda âlâ-yı illiyyin var. Ya beni Âdeme, imma ye'tiyenneküm rusulüm minküm yagussun aleyküm âyâti, femenittegâ ve eslehâ felâ havfun aleyhim ve lâhum yahzenûn. Ey Âdem oğulları diyor, size içinizden peygamberler gelip ayetlerimi anlattıklarında, kim Allah'tan korkar ve kendini düzeltirse, işte onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyecektir de. Aziz dostlarım, Allah birine korku, üzüntü yok diyorsa, her gün kıyamet kopsa, ona korku, üzüntü olmaz. Yeter ki Allah'ın sözünü tut, ona itaat et. İşte Cenab-ı Hak ne diyor? Size içinizden peygamberler gelip ayetlerimi anlattıklarında, yani Kur'an'ın ayetleri, bugün kıyamete kadar geçerli olan bu. Muhammed'den önce İsa, İsa'dan önce Musa, Musa'dan önce öbür peygamberler, İbrahim, Nuh ve Adem'e kadar, o çağlarda onlar geçerliydi. Muhammed aleyhissalatü vesselam, İslam şeriatıyla, Kur'an'la dünyaya geldikten sonra, kıyamete kadar dünyanın geçerli din şeriatı, artık Kur'an şeriatı, Muhammed'in ortaya koyduğu İslam şeriatıdır. Din bir olarak geldi, şeriatlar değişerek geldi. Allah
şeriatı ne yaptı? Hazreti Muhammed'le yeniledi. Şeriatların şari'i Allah'tır. Allah yeniler. Kur'an-ı Kerim İslam şeriatı son şeriat olduğu için bütün çağların problemlerini en yüce bir ulvi hükümlerle ne yaptı? O problemlere çözüm getirdi. Ve gerçek hayatın bütün şartlarını içine aldı ve onlara cevap verdi. Mutlu hayat, ebedi hayata seni hazırlayan bütün değerler çağları kuşatarak, milletleri de kuşatarak Kur'an'ın, İslam'ın içine bu gerçekler kondu. Kur'an-ı Kerim'i iyi keşfedersen çağların önünde olduğunu görürsün. En yüce, eşsiz mucize olduğunu da görürsün. Onu iyi keşfet, Kur'an-ı Kerim'i keşfet, iyi anla. İşte biz sizlere keşif nurunun keşif notlarını vermeye çalışıyoruz. Kim Allah'tan korkar ve kendini düzeltirse diyor, ayetlere iman ediyor, Allah'tan korkuyor ve kim kendini düzeltirse işte onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyecektir de. Dünyada da korku, üzüntü yok, tam bir mutluluk vardır. Mezarda da, berzah hayatında da, öbür alemde de kesin cennet ve Allah'ın cemali vardır. Artık Allah'ın rızasına vuslat vardır. Cenab-ı Hak vellezine kezzebu bi ayatina ve stekberu anha ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Kim de ayetlerimizi yalanlar, inkar eder, inanmazlarsa ve onlara karşı büyüklük taslarlarsa işte onlar cehennemliktirler. Onlar cehenneme gideceklerdir diyor. Kim bunlar? Ayetlere inanmayanlar. Şanlı Kur'an'ın ayetlerine, kitabi ve kevni ayetlerin sahibi Allah olduğuna, bu yüce Allah'ın bu kainatı yaratmasıyla, onun emriyle bu alemin idare edildiğine, Muhammed'i Allah'ın peygamber olarak gönderdiğine, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğuna inanmayıp içindeki ayetleri, hükümleri kim inanmaz, yalanlarlarsa, işte onlara karşı kim büyüklük taslarsa, işte onlar cehennemliktir diyor. Ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Hüm fiha halidun. Şanlı Kur'an-ı Kerim böyle diyor. Allah doğru söylüyor. Allah doğru söyler. Allah doğrudan başka bir şey söylemez. Haktır. Her şeyi hakikattır. Yazık etme. Bak bu ayetler şanlı Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, Allah'ın sözleri, onun kanunlarıdır. Femen ezlemu mimmen iftara alallahi keziben ev kezzebe bi ayati ulaike yenaluhum nasibuhum minel kitab hatta iza caetum rusuluna yeteveffevnehum قَالُوا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدِعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ Allah'a karşı yalan uyduran yahut ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir diyor Cenab-ı Hak.
İşte şu hale bakın. Femen ezlem diyor. Daha zalim kim olabilir? Şu duruma bakın. Onlara kitaptan nasipleri erişir. Canlarını alacak elçilerimiz gelince onlara, Azrail'in orduları gelir, canlarını artık ölüm melekleri diyor, canlarını almak üzere gelince onlara, Allah'tan başka taptıklarınız nerede derler. Hani senin Allah'tan üstün tutmaya çalıştığın, Kur'an'ı tanımadığın, hani senin bir şeylerin vardı ya, nerede onlar? Cenab-ı Hak soruyor onları. Allah'tan başka taptıklarınız nerede? İslam şeriatını çağ dışı, Allah'ın kanunlarını, kitabını çağ dışı görüyordun. Allah'a inanmak istemiyordun. Allah'ın emirlerini yok sayıyordun. Başkalarına taparcasına karşısında artık tık demiyordun. Ve birinin ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ilan ediyordun. Allah'tan başka taptıklarınız nerede diyor diye sorarlar. Kim? Ölüm melekleri. Canını alırken soruyorlar. İşte hatta izâ câetum rusulünâ yeteveffennehum gâlû eynemâ kuntum ted'ûne min dûnillâh. Soruyorlar. Nerede şu Allah'tan başka senin sıkı sıkıya bağlı olduğun taptıkların nerede? Hani Allah'ın ilkelerini tanımıyordun da ve kendine göre dünyada insanlığın, herkesin kendine göre ilkeleri vardı. Allah'ın ilkelerini bir türlü tanımak istemiyordu. Nerede onlar? O Allah'tan başka taptıklarınız nerede derler ölüm melekleri. Onlar o taptıklarımız bizden sapıp ayrıldılar derler. O taptıklarının da zaten başında ölüm orduları var. O taptığın kim olursa olsun, hangi hükümdar olursa olsun, hangi lider olursa olsun, hangi önder olursa olsun, onlar da Azrail'e can verecekler, Allah'a hesap verecekler. Eğer taptığın canlı birisi ise, onlar da Allah'a hesap verecekler, can verecekler. Eğer taştan, ağaçtan, puttan, şundan bundan bir şeylere taptıysa, onlar da zaten seninle beraber cehenneme atılırlar. Beraber kalırsınız cehennemde. Beraber yanarsınız. Tapmaya fırsatın olursa taparsın ama iş işten geçti. Artık tapmazsın. Hatta görmek, duymak bile istemezsin. Ama bu yanlıştan şimdiden vazgeçmen gerekiyor. O taptıklarımız bizden sapıp ayrıldılar derler. Böylece kendilerinin kafir olduklarına bizzat şahitlik ederler. Ennehum kânû kâfirîn. Ve şehidû alâ entüsihim ennehum kânû kâfirîn. Dünyada şimdi kimse kendine toz kondurmak istemez. Ama ortada Allah ve onun hüküm ve kanunları var. Buna inanıyorsan, Allah'a kulluk ediyorsan kurtulacaksın. Kendi nefsime söylüyorum. Kendime nefsime söylerken de sen de insanlık adına kardeşimsin. İnsan olma bakımından hepimiz kardeşiz. Allah'ın da kullarıyız. İşte kendime söylerken beraber dinleyelim diyorum. Kıymetli dostlarımız, Yüce Allah bu ayeti kerimesinden sonra
Bak ne diyor? قَالَدْ يَخُلُوا ف۪ي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ. Yüce Allah onlara dedi ki, Allah onlara, sizden önce geçmiş cin ve insan topluluklarıyla beraber cehennem ateşine girin der diyor. İnkarın sonu budur. Allah'ın ayetleri inkar edilmez ki. Küllemâ dehalet ümmetün le'anet ühteha. Hatta izet dâreku fîhâ cemî'an. Gâlet uhrâhüm li ûlâhum rabbenâ hâulâi edallûnâ. Fe'âtihim azâben dîfen minen nâr. قَالَ لِكُلِّنْ ضِعْفٌ وَلَاكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. Cehenneme giren her ümmet kendi din kardeşine lanet eder. Niye? Beraber cehenneme gidiyorlar. Herkes birbirine lanet ediyor. Niye? Dünyada sapıklıkta, küfürde birbirlerini desteklediler. Kur'an'a iman edelim deyince birbirlerine engel oldular. Küfrü desteklediler. Kur'an'daki imanı desteklemediler. Nihayet hepsi oraya toplandığında sonrakiler, öncekiler hakkında derler ki, Rabbimiz işte şunlar bizi doğru yoldan saptırdı. Onlara cehennem ateşinden kat kat azap et, azap ver derler. Allah der ki, herkesin azabı kat kattır der. Önceki saptıysa önderin, sen niye saptın? Liderin saptıysa sen niye saptın? Aklın yok muydu? Fakat siz bilemezsiniz, herkesin azabı kat kattır diyor Cenab-ı Hak. Ne liderine kurtuluş var, ne peşinden gidenine, ne öncekine, ne sonrakine. Allah'a kulluk et, Allah'ı dinle, Kur'an'ı dinle, ayetlerini dinle. İşte ebedi mutlu olmanın hayat dersleri, Kur'an'ı hayatına uygulamaktır. Ruhuna, İçine, dışına, enfüsi ve afaki alemine İslam hayatını bizatihi uygulayıp tam İslamca yaşamaktır. Cenab-ı Hak bunu da duyurduktan sonra bak ne diyor? Ve galet ulahum li ihrahum fema kana lekum aleyna min fazlin. فَزُوْغُ الْعَزَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. O halde yaptıklarınızdan dolayı azabı tadın. Gördünüz ya, lideri önderine, liderler peşinden gelenlere, öncekiler sonrakilere böyle diyor. Sonrakiler öncekilere öyle diyor. Ama hepsinin azabı kat kat, kurtuluş yok ki. Ne derseler desinler. Faydası yok. Bunun için Cenab-ı Hak اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّهُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدِخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ ف۪ي سَمِّ الْخِيَاطِ. Cenab-ı Hak ne diyor? Bizim ayetlerimizi yalanlayan ve onlara inanmaya tenezzül etmeyenler var ya, işte onlara gökyüzünün kapıları açılmayacak ve deve
veya halat iğne deliğinden geçinceye kadar. Deve iğne deliğinden geçer mi? Deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar onlar cennete girmeyeceklerdir. İşte Cenab-ı Hak burada bunların cennete girmesinin imkansız olduğunu ve cehennemde ebedi kalacaklarını burada da bu şekilde anlatıyor. Ve kezalike necizil mücrimin, ne diyor? İşte suçluları böyle cezalandırırız diyor Cenab-ı Hak. Suçluları biz böyle cezalandırırız diyor. Allah inkara gelmez. Haktır, emirleri hakikattır. Bütün onun emirleri hukuktur. Allah hak varlıktır, emirleri hukuktur. Onun için ne hakkı ne hukuku sakın inkar etme. İslam haktır, ilahi hukuktur. Sakın inkar etme. Başka bir şey, eğer başka bir becerin yoksa, hiç olmasa inkar etme. İnkar edersen ebediyül ebed, işte deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete giremezsin, cehennemden de çıkamazsın. Onun için deve büyüklükte, iğnenin deliği küçüklükte, bunlar misal olduğu için, teşbih ve güzel bir temsil olduğu için Yüce Allah böyle bir temsili verdi ki insanlar iyi anlasınlar diye. Lehum min cehenneme mihadun ve min fevgihim gavaş ve kezalike neciziz zalimin. Onlara cehennemde ateşten yatak, üstlerine de örtüler vardır. Yatağı ateş, örtüsü ateş. Yani altı ateş, üstü ateş. Bunlar diyor, bunların yatağı, örtüsü, yorganı budur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız diyor. Ve kezalike neciziz zalimin. Tekrar hatırlatıyorum. Allah hak varlıktır. Onun emirleri hukuktur. Hakkı hukuku inkar etme. İnkar edenlere Yüce Allah durumu bildiriyor. Kendine acı, insanlığa acı, kendini sapıtma, insanlığı İslam'ın, İslam yolundan sapıtmaya uğraşma, çalışma. Hadine mehdiyin, gayre daline vela mudillin. Hidayet vesilesi olmaya çalış. İnsanların Allah'a, İslam'a, nurlu İslam'ın içine girmesine, bütün insanlığın mutlu olmasına çalış. Hadine mehdiyin, gayre daline vela mudillin. Kimsenin sapmasına vesile olmayan, herkesin Allah'ın rızasını, İslam'ı, Kur'an'ı bulmasına, iyi bir Müslüman olmasına vesile olmaya çalış. Yani hidayet vesilesi ol. Dalalet vesilesi olma. Küfür önderi olma. Şirk önderi olma. Zulüm, nifak önderi olma. Hidayet önderi ol. Hidayet vesilesi ol. Allah'a kulluk, mahluka, insanlığa hayırlı hizmet. İslam Allah'ın rahmetidir. Tüm insanlığı kucaklayan rahmettir bu. Niye insanları Allah'ın bu rahmetinden mahrum olması için İslam yolundan sapıtıyorsun? Bu meslek iblisin, şeytanın mesleği. Önceki ayetlerde bu geçti. İblis ne dedi?
İnsanoğlunu, Ademoğullarını sapıtacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, peşlerinden geleceğim dedi. Üstlerinden geleceğim diyemedi. Niye? Allah'ın rahmeti üstten geldiği için, iblis de rahmetten kovulduğu için üstten gelemiyor. Ama sağlarından, sollarından, önlerinden, peşlerinden geliyor. Bunun için sapıtmak iblisin görevidir. İblisten yana, şeytanlardan yana olma. Allah'a iyi inan, Allah'ın emrinde ol. Kendine de yazık etme. Yanılttığın, sapıttığın insanlara da yazık etme. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar ki biz hiç kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmeyiz. İşte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Cennete girmek için bu ayette iki şart var. Bir, iman ve ameli salih. Ameli salih nedir? Allahu Teala'nın bize teklif ettiği İslam'da fıkhi hükümler, şer'i hükümler vardır. Bize teklif ettiği. Allah'ın istediği gibi, Hazreti Muhammed'in gösterdiği gibi Allah'a kulluk, ibadet yapacağız. Farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapları yerine getireceğiz. İman ve cihat hemen başta bulunacak. Ameli salih deyince imandan sonra cihat ve diğer ibadetlerdir. Onun için kıymetli dostlar, وَنَزَعْنَا مَا ف۪ي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْحَارِ وَقَالُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا اَنْ تُلْكُكُمُ الْجَنَّةِ Entil kümül cennetü uristümüha bima kuntum talemun. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede de orada kalplerinde bulunan kini çıkarır atarız diyor. Cennete girende artık kalbinde kin, efendim herhangi bir yanlış bir sıfat bulunmaz. Bunlar çıkarılır atılır. Tam cennete göre bir iç dünya ve dış dünya ortaya çıkar. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlerdir derler. Cennete girenler böyle Allah'ın lütfuna mazhar olduklarını itiraf ederek hamd ederler. Onlara şöyle seslenilir. İşte size cennet, yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz. Artık bunlar cennetin varisidirler. Ebedi cennette yaşarlar. Sevgili dostlarımız, bu İslam'ı yaşamak, ebedi mutlu olmak, gerçek hayatı, ölümsüz hayatı bulmaktır. İslam'ın dışında kalmak ise ebedi her güzellikten, her mutluluktan, her nimetten mahrum olmaktır ve Allah'ın acı azabına,
hışmına gazabına çarpılmaktır. Yazık değil mi rahmet varken? Neden Allah'ın gazabına gidilsin ki? Yazık değil mi, kendine acımıyor musun? Ve nâdâ eshâbul cenneti eshâben nâri en kadî vecedina mâ ve'adena rabbuna hakkan fehel vecedtum mâ ve'ade rabbukum. Mâ ve'ade rabbukum hakka kâlû ne'am. فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اَلْلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِم۪ينَ Cenab-ı Hak bu ayeti kerimesinde de cennet ehli cehennem ehline Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Diye seslenirler. Onlar da evet derler. Bunun üzerine aralarında bir çağırıcı şöyle seslenir. Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun diye dellal bağırılır. Zalim kimdir? Hem kendine zulmeden hem başkasına zulmedendir. En büyük zulüm küfür inkardır. İslam'ın, Kur'an'ın ayetlerinden bir tanesini inkar etsen, bu küfürdür, zulümün en büyüğüdür. Şirk zulmün en büyüğüdür. Allah'a en büyük iftiradır. Nifak da bunlardan beterdir. Onun için Allah'ın emirlerinden bir tanesini dahi terk etme, inkar etme, terk etme, amellerini seve seve işle. Allah emretmiş bir emri, o emir nasıl yüce biliyor musun? Allah nasıl yüce ise emri de yüce. Mesela namaz emretmiş, namaz ne kadar kıymetli bir ibadet. Niçin? Onu yüce olan emretti de onun için. Namazın içini dışını keşfetmeye kalsa, dünyanın bütün kâşifleri, içerisinin çok azını keşfedebilirler. Uçsuz bucaksız hikmetlerle, nurla dolup taştığını, insanoğlu tamamını keşfedemez. İnsanoğlu Adem'den beri dünyada, daha dünyada ne keşif yaptı ki işte, yaptıkları bu kadar. Kur'an-ı Kerim ise tam ilahi kelam. Bunun için gerçekleri iyi anlamamız gerekiyor. Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun diyor. Zulmetmeyelim. Ne kendimize ne başkalarına. Zalimlerin hali perişan. Bakın cehennemde bile bunlara lanet okunuyor. Cehenneme atılmışlar, orada bile lanet var. Cenab-ı Hak, اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبِغُونَهَا اِوَجَا وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كَافِرُونَ İşte bakın bu zalimlerin sıfatlarının bazıları bu ayette ne diyor Cenab-ı Hak? Diyor ki onlar Allah'ın yolundan men ederler. Müslüman olma da ne yaparsan yap diyenler var. Bunlar tam zalim işte. Ve onu eğriltmek isterler. Allah'ın doğru emirlerini çarpıtarak yanlış göstermeye çalışırlar, insanları da bozmaya çalışırlar. Her doğruyu eğriltmek isterler. Ahireti de bunlar inkar ederlerdi diyor. Ahiret inkar edilir mi? Ahiret olmasa dünya olmazdı ki zaten. Yüce Allah
ahiretin gerçek hayat olduğunu, gerçek alem olduğunu Yüce Allah defalarca bildirmiş. Esas dünya imtihan yeri muvakkaten bir yolcunun istasyonda kaldığı kadar veya bir yolcunun bir ağaç gölgesinde kaldığı kadar, dünya bu kadar. Sonra senin nefeslerin dünyada sayılı, ömrün belli kaç sene olduğu. Dünya kalma yeri değil, imtihan yeridir. Dünyaya gelen ölmeye gelmiştir. Ölüm ile ahirete, ölümsüz hayata. Artık ahirette Allah öldürmüyor. Cennettekini de öldürmüyor, cehennemdekini de. Cennetteki mutlu hayat yaşamak için, öbürü azap çekmek için. Ölüm ortadan kaldırılıyor. Dünyaya gelen imtihan için ve ölmeye gelmiştir. İmtihanını kazan ölümsüz hayatı işte o zaman Allah'ın lütfundan elde edersin. Duyduk duymadık demesin kimse. Cenab-ı Hak bunu da duyurduktan sonra ve beynehuma hicabun ve alel e'rafi ricalun ya'rifune kullen bisimahum ve nadev eshabel cenneti en selamun aleyküm lem yedhuluha ve hum yedme'un. Cennetliklerle cehennemlikler arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri simalarından tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere selam olsun size diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girmemiş. Fakat girmeyi arzu eden kimselerdir diyor. Araf'takiler bunlar. Cenab-ı Hak Araf'takilerin durumunu da böyle bildiriyor. Ve diyor ki ve izâ surifet ebsâruhum tilgâe ebsârin nâs eshâbin nâri tilgâe eshâbin nâri قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Bak burada da Cenab-ı Hak ne diyor? Gözleri cehennemlikler tarafına çevrilince de Rabbimiz bizi zalim toplulukla beraber eyleme derler. Çünkü bir tarafa bakarlar cennetlik görürler, bir tarafa bakarlar cehennemlikleri görürler. Kim bunlar? Araf'takiler. Yine Cenab-ı Hak ve nâdâ eshâbul e'râfi ricâlen yârifûnehum bisîmâhum gâlû mâ anâ ankum cem'ukum ve mâ kuntum testekbirûn. Yüce Rab bu ayeti kerimede de bak ne diyor, Araf'takiler yüzlerinden tanıdıkları kişilere seslenerek şöyle derler. Ne topluluğunuz ne de büyüklük taslamanız size hiçbir yarar sağlamadı derler. İşte dünyada çokluğuna güvenenler, büyüklük taslayanlar, Kur'an-ı Kerim'i görmemezlikten gelen, duymamazlıktan gelen, İslam'a sırt dönen, tepeden bakan ve İslam'a inanmış diye birilerini çağ dışı ilan eden ve tepeden bakıp kibirlenip gururlanıp büyüklük taslayanların işte oradaki hali de bu. Onlara Araf'takiler ne diyor?
size dünyadaki o çokluğunuz, topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiç fayda vermedi diyor. Çünkü hepsi sürüldüler cehenneme. İmansız kişilerin cennete girme şansı yoktur. Eha ulailazin aksamtum la yenaluhumullahu bi rahme. Udkhulul cennete la khaufun aleykum ve la entum tahzenun. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede de Allah onları hiçbir rahmete erdirmeyecek diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıydı? Cennetliklere dönerek girin cennete, artık size ne korku vardır ne de siz üzüleceksiniz. İşte dünyada imanlı, Allah'a itaat edenleri hor hakir görenler, orada bakacaklar ki onların hor hakir gördüğü, Allah'a iman etmiş, imanı bütün, ameli güzel, o zavallı gariban nice insanların cennete doğru gittiklerini görürler. Onun için cehennemlikler, cennetliklere bize biraz su akıtın veya Allah'ın size verdiği rızıktan bize de verin diye seslenirler. Cennettekiler de Allah bunların ikisini de kafirlere haram kıldı derler. Cennetin nimetleri kafire haramdır. Bunun için kıymetli dostlar, Allah bu duruma düşürmesin. Gece gündüz Allah'a yalvarmalı. Küfürden, şirkten, nifaktan, kötü ahlaktan Allah'a sığınmalı. Allahümme inni euzü bike mineş şirki ve şekki vel küfri ve nifakı ve şikak ve su'il ahlaki ve su'il menzari fil ehli vel mali vel veled. Bu gibi dualara devam etmeli. Allahümme cirna minen nar ve edhinnel cennete me'al ebrar gibi duaları çok okumalıdır. Ve nâdâ eshâbun nâri eshâbel cenneti en efidû aleyna minel mâhi ev mimma razakakümullâhu gâlu innallâhe harramehümâ alel kâfirîn. Cehennemdekiler ne diyorlar cennettekilere? Üzerimize bir su döküverin. Yanıyoruz diyorlar. Ve onlar da ne diyorlar? Cennetteki rızık ve o su size haram kılındı diyorlar. Allah haram etti diyorlar. Kime? Alel kafirin, kafirler üzerine. Cennetin nimetleri haram kılındı. Kim? Allah haram kıldı. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Cenab-ı Hak bu 51. ayette de Araf suresi, onlar ki dinlerini bir eğlence ve oyun yerine koydular ve dünya hayatı kendilerini aldattı. Allah'ın dediği, peygamberin ortaya koyduğu dine bakmıyor. Kafasına göre din uydurmuş. Oyunu, eğlenceyi din diyor, ibadet diyor. Bid'atı bugün Kur'an'ın emriymiş gibi bid'atları, uydurukçaları, Allah'ın emri ibadetmiş gibi
onları ne yapmış? Oyununu, eğlencesini, uydurduğu bid'atlarını ibadet yerine koymuş. Din adına dinsizlik yaşanıyor. Yazık, Cenab-ı Hak onlara diyor ki, onlar ki dinlerini bir eğlence ve oyun yerine koydular. Din, oyun, eğlence yerine konun. En ciddi olay, en yüce olay din olayıdır. En ciddi hukuk Allah'ın hukukudur. Din Allah'ın kanunları, Allah hukukudur. Oyuna, eğlenceye gelmez. Dini istihza, oyun, eğlence, alaya alanlar derhal kafir olurlar. Din istihzaya gelmez. Din oyun, oyuncak değildir. Olamaz. Dinlerini bir eğlence ve oyun yerine koydular. Ve dünya hayatı kendilerini aldattı. Ey dünyada yaşayan insanoğlu! Allah'ın emirlerini iyi tanı. Dinini oyun, eğlence yerine koyma. Aldanma. Birileri seni aldatır. Kur'an'da olmayanı Kur'an'da varmış gibi, Muhammed'in uygulamadığını Muhammed'in yapmış gibi uydurukça bid'atları sana din diye yuttururlar. Buna dikkat et. Dinlerini bir eğlence ve oyun yerine koydular. Ve dünya hayatı kendilerini aldattı. Birileri oradaki uydurduğu, din adına uydurduklarından rant sağlıyor. Seni de kandırıyor. Kur'an'a dön, Muhammed'e dön aleyhissalatü vesselam, eshaba dön, müştehit alimlere dön, ilme irfana dön ki yanılmayasın. Ehli sünnet vel cemaata dön, ehli bid'at ve dalaleti bırak, baban ise de bırak, deden ise de bırak, evladın ise de bırak, kardeşin ise de bırak. Yanlışı bırak, doğruya gel. Duyduk duymadık deme. Çünkü şöyle bir bak, Tevbe suresinin ayetlerine şöyle bir bak. 20. ayeti ve öteki ayetlere doğru şöyle git. Küfrü tercih eden babanı da dost edinme, kardeşini de diyor Yüce Allah. Bedir Savaşı'nı yaparken Ebu Cehil tarafında bazı babalar, bazı evlatlar vardı. Ebu Cehil tarafındakilerin kardeşinin biri Peygamberimizin safındaydı. O Müslüman olmuş, beriki Ebu Cehil safında. Babası Ebu Cehil'in yanında, oğlu Peygamber'in yanında. Kimisinin kardeşinin birisi Ebu Cehil'in yanında, birisi Peygamber'in yanında. İmanla şirk savaşıyor. İki kardeşin biri mümin, biri müşrik. Karşı karşıya. Biri Ebu Cehil'in zenginliğine aldanmış, devletin gücüne aldanmış, biri Allah'ın büyüklüğünü, hak ve hakikati, imanı görmüş ve nasip olmuş. İmanla küfür savaşıyor. Hakla batıl karşı karşıya gelmiş. Her zaman bu dünyada mümkündür. Şu çağımıza bir bak, çağın durumuna. İnsanların haline bir bak. Onun için seni aldatan kim olursa olsun, yanlış nerede olursa olsun yanlışı bırak. Doğruya bul, doğruya gel. Doğru nedir? Allah, Peygamber, Kur'an-ı Kerim, yani İslam'dır. Buna ilme engel. İslam'ın delillerine gel, ayetlere gel. Sünnete, hadisi şeriflere gel, müştehidin, ehli sünnet alimlerimizin din anlayışına bir şöyle bir
Kulak ver, kalbini ver oraya. Kendin bilmeyebilirsin. Bileni bul. Bulduğun kişini en asgari kaynak eser müştehit olsun. Yani gerçek alim olsun. Yanlışı bırak. Kim olursa olsun. Yanlışı bırak. Hakka, hakikata gel. Kur'an haktır, hakikattır. Kur'an-ı Kerim'i yok sayarak, peygamberi yok sayarak din iman olmaz. Onun için onlar bugüne diyor kavuşacaklarını nasıl unuttular? Bu dinlerini oyun eğlence yerine koyanlar, dünya hayatı kendilerini aldatanlar ne yaptılar? Allah'ın huzuruna gelip hesap vereceklerini unuttular. Hatırlamak bile istemediler. Hatırlatanlara surat bile astılar. Hatta bir kısmı ağzına gelen ne varsa savurdu. Onlar bugüne kavuşacaklarını nasıl unuttular diyor Cenab-ı Hak. Ve ayetlerimizi nasıl inkar ettilerse diyor. Şanlı Kur'an'ın ayetlerini, kevni ve kitabi ayetleri nasıl inkar ettilerse biz de bugün onları öyle unuturuz diyor Cenab-ı Hak. Attı cehenneme, çekin cezanızı dedi Cenab-ı Hak. Siz ayetleri unuttunuz, biz de sizi bugün cehennemde üstümüz ateşe kilitli, biz de sizi diyor unuttuk diyor. Yani merhamet yok diyor. Adalet var diyor. Küfrün karşılığı cehennemdir. Şirkin, zulmün karşılığı cehennemdir. İmanın, ameli salihin karşılığı cenneti âlâdır. Bunu Rabbimiz söylüyor, biz de söylüyoruz. Söylüyoruz ki, insanlığı sevdiğimiz için Yüce Allah'ın ayetlerini duyurmaya çalışıyoruz. Gücümüz nispetinde duyurmaya çalışıyoruz. Tabii ki insanoğlu acizdir. Aczi vardır. Aczi ile beraber gücü nispetinde Allah'a kulluk etmeye mecburuz. Sevgili dostlarım, biz Allah'a ebedi muhtacız. O yarattı, ona aitiz. Ona nasıl inanmayız ki? Nasıl itaat etmeyiz ki? Zaten biz aciziz, her yaptığımız kusurlu. Hiç olmasa hakkı ve doğruyu tanıyalım, doğru yapmaya çalışalım. Gücümüz nispetinde. Doğru inanalım. En asgaride bir tam bir imanımız olsun. Ve ibadetleri Allah'ın emrettiği gibi, Muhammed'in gösterdiği ve uyguladığı gibi yapalım. Başkalarına kanmayalım, aldanmayalım. Estaizu billah ve laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin huden ve rahmeten li qaumin yu'minun. Gerçekten onlara bilgiye göre açıkladığımız inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitap getirdik. İşte bu Kur'an hem yol gösteriyor, ezeli ebedi rehber, hem de tam bir rahmet kitabı. Kim diyor? Allah diyor. Hüden ve rahmeten diyor. Kimin için? Ligami yu'minun, iman edenler için. Herkese geldi, öteki bay iman etmiyor, kabul etmiyor. Yani rahmet istemiyor, hidayet istemiyor. Allah istemiyor, cennet istemiyor. Tamam, hak ettiğin yeri bulursun. Hiç merak etme.
Biz sana acıyoruz, sen kendine acımıyorsun. Hiç merak etme. Hel yenzurune illa te'vile. Yevme ye'ti te'vilülluhu. Yegulüllezine nesuhu min qablu kad ca'et rusulü rabbina bil hakkı. Fehel lena min şüfe'ae. Feyeşfe'u lena ev nüraddü. فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ قَدْ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ İlla onun tevilini mi gözetiyorlar? Onun tevili geldiği, verdiği haberler ortaya çıktığı gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiş. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler? Yahut tekrar geri döndürülmemiz mümkün mü ki eski yaptıklarımızdan başkasını yapalım? Onlar kendilerini zarara soktular ve uydurdukları şeyler kendilerinden saptı, kaybolup gitti. Mâ kânû yefterûn ve dalle anhum. Mâ kânû yefterûn. Dalaletin sonu budur. Pişmanlık, pişmanlık ama feryat, feryat, hiçbir faydası olmayan pişmanlık. Hemen yol yakınken, şimdi, gereği gibi iman et, Allah'a kulluk et, Azrail aleyhisselam gelmeden, canını almadan, iyi bir Müslüman olmaya gayret et. İnne rabbekumullahu allazi halaqas semawati vel arda fi sitteti ayyamin summa istawa alal arş yushil leylen nehara yatlubuhu hasisan ve'ş şemsa vel kamera ven nucuma musahharatin bi emri ela lehul halqu vel amr tebarakallahu rabbul alamin. اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُوْتَد۪ينَ Ey sevgili dostlarımız! O alemlerin yüce ve mutlak hükümdarı, yaratan ve emriyle bütün alemleri idare eden, hükümranlık kendisinde olan, kudretine sınır bulunmayan, iradesine karşı konulmayan yüce Rabbimiz, bak bu ayetlerde de ne diyor? Şüphesiz Rabbiniz Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Yerler gökler 6 günde yaratıldı. Allah yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. Her şey onun emrinde. Kimse onun emrinden dışarı çıkma şansı yok. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Yaratan sadece Allah'tır. Emir veren gerçek hükümdar işte sadece O'dur. Ela lehül halgu vel emru. Tebârekallahu rabbul alemin. Unutma bunu. Alemlerin Rabbi olan Allah
yüceler yücesidir. Tebareke ve Teala yüce feyyazdır. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Duada da haddi aşmamalıdır. Her şeyde mutedil olmalı, ihlas üzere olmalıdır. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاحِهَا وَدِعُوهُ خَلْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ona korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Kime? Yüce Allah'a. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere, yani muhsinlere yakındır diyor. Muhsinler iyilik edenlerdir. İnsanlığın hayrına çalışırlar, Allah'a itaat ederler. Her yaptıklarını Allah için yaparlar. Allah'ın kendilerini gördüğünü hiç unutmazlar. Rabbim beni gözetiyor der, Allah'ın o kendini gördüğünü hiç unutmaz. Ben göremiyorum ama bütün onun kudretini apaçık seziyorum. Ama o beni görüyor der, en derin saygıyla iyilik etmeye, kulluk etmeye devam eder. Müslüman olmanın şiarı neyse onu yerine getirir. Sevgili dostlarımız, kıymetli efendiler, Yüce Allah'ın en üst biçimde en değerli yarattığı insanoğludur. Kıymetini bilmelidir. Cenab-ı Hak ve huvellezî yursilür riyâhe büşram beyne yedey rahmeti. Hatta izâ eqalle sehâben sigâlen suknâhu li beledin meyyitin fe enzelnâ bihil mâe fe ehracina bihi min kulli semerât kezâlike nuhricul mevtâ leallikum tezekkerûn. Rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderen O'dur, yani Yüce Allah'tır. Rahmet geleceği zaman önce rüzgarlar gelir. O rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu kurak bir memlekete gönderir. Sonra onunla yağmur yağdırır ve onunla her çeşit ürünü yetiştiririz diyor. İşte biz ölüleri de böyle diriltiriz. Gerekir ki düşünür, ibret alırsınız. Her şeyi yaratan O'dur. Rüzgarı da, yağmuru da, bulutları da, yerde bitenleri de, karada, havada, denizde ne varsa hepsini yaratan O'dur. Aklını başına al, yüce Rabbini iyi tanı. Rabbin konusunda sakın yanlışa düşme. Rabbin hak varlıktır, İslam onun hukuku, onun yüce kanunlarıdır. Hiç unutma, hukukun üstünlüğü ne dikkat et. İşte Allah haktır, emirleri hukuktur, hukukun yüceliği Allah'ın yüceliğinden gelir. Kendi yüce olanın hükümleri, kanunları elbet yücedir. Hak yücedir, hukuk yücedir. Çünkü yücenin kanunlarıdır.
İyi düşün, aklını başına al. Ben cahilim deme, alimim deme, ben profum deme, ben hakimim, ben savcıyım deme. Hakkı, hakikati iyi anlayalım, iyi kavrayalım. İster maraşal ol, ister general ol, ister piyade er ol, ister sivil, ister resmi ol, ne olursan ol. Allah'a kul olalım, hakkı, hakikati tanıyalım. Hakkı ve hukuku üstün tutalım. Hak Allah'ın kendisidir, Allahul Hakku. Hukuk onun kanunlarıdır. Bunun için Cenab-ı Hak ne diyor? Vel beledü tayyibü yahrucu nebatuhu bi izni rabbi. Vellezî khabuse la yahrucu illa nekida. Kezâlike nusarrifu l'âyâti li kavmi yeşkurûn. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Kötü olandan ise yararsız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir toplum için ayetleri böyle açıklarız diyor. Nusarrifu l'ayati li kavmi yeşkurun buyuruyor. Cenab-ı Hak anlayan, dinleyen kullarından eylesin. Şimdi anlamlarını verdiğimiz bu yüce ayetlerin keşif notlarıyla nur saçan rivayette ve dirayette asli kaynağa dayanan yüce bir ilmi içerik bulunan size keşif notlarıyla bu ayetlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hakkı söyleyen ve her sözü, her işi hak ve hakikat olan, nur olan kullarından eylesin. Peygamberimizin bir duası da odur. Allah'ım her sözümü hak eyle, her işimi hak ve nur eyle derlerdi. Her sözümü hak ve nur eyle derlerdi. Bizim görevimiz hakkı söylemek, hakkı hakikati yaşamaktır. Yoksa ömür israf edilmez. Bir kelimeyi bile israf etme. Bir tek kelimeyi. Bir nefesini bile israf etme. Tevhide işaret etmeyen, aynı zamanda yüce Allah'ın sevgisine delalet etmeden alınıp verilen nefesler var ya, ıstırar sergisi üzerinde yayılmış, serilmiş ölü ruhlar gibidir. Ölü cesetler gibidir. Ölü cesetler gibidir. Her nefesinde hakkı teneffüs et. Her nefesin hak desin, Allah desin. Allah'ın emrinde olsun, Allah'a itaat olsun, mahlukata hayırlı hizmetin olsun. Onun için her nefes tevhide işaret etmelidir. Ve Allahu Teala'nın sevgisine delalet etmelidir. Öyle nefesler alıp verilmelidir. Boşa nefes alıp verilmez ki. Ömrün her nefes bir parçasıdır. Melekler mühür basıyor. Her nefes alıp verdikçe, boşa nefes alıp verme, doluya harca, doluya. Allah'ın rızasına, emrine harca. Boşa nefes, ömür tüketme. Hak olanı, doğru olanı kavra, anla ve yaşa.
Kıymetli dostlarımız, bütün alemleri yaratan ve yöneten Yüce Allah'a kafa tutan firavunlar dünyaya Nemrutlar gelmiştir. Bir türlü Allah'ı, onun kanunlarını, kitabını ve peygamberlerini ve Yüce Allah'ın ortaya koyduğu hak hukuku bir türlü tanımamışlardır. Ve ene uhyi ve ümit diyen Nemrutlar çıkmıştır. Sinek bile yaratamayan, sineklerin istilasından kurtulamayan, sineklerle helak olup giden, bakın Nemrut'un haline bakın, insanların nefsi feveran edip firavunlaşınca ene uhyi ve ümit derler. Yani firavunlar kendini Tanrı yerine koymaya kalkarlar. Ve ben de diriltirim, ben de öldürürüm derler. Bunu dedi Nemrut, sinekler onun ülkesini istila etti. Burnundan bir sineğin girdiği, beynini yemeye başladığı, bir kanadı kırık sinekle helak olup gittiği rivayetleri vardır. Onun için şanlı Kur'an'da Nemrut'un ene yuhyi ve ümit dediği bu ayeti Nemrut söylemiştir İbrahim Aleyhisselam'a karşı. İbrahim Aleyhisselam da ona böyle deyince, güneşi Allah doğudan doğduruyor, batıdan batırıyor. Haydi ey Nemrut, sen de şu güneşi batıdan doğdur, doğudan batır deyince Nemrut'un dili durdu. Ve zorbalığa kalktı. Beyinsizdir Nemrutlar. En çağ dışı olanlar firavunlardır, Nemrutlardır. Her çağın kızıl despotları ve zındıkları, peygamber, Allah ve hukukun üstünlüğünü tanımayan zındıklar, beyinsiz diller. Karşılarına hak bilgi çıkınca ona topla tüfekle karşı koyarlar. Bilgiye bilgiyle, akla akılla, ilim irfanla karşı koyamazlar. Çünkü akılları, ilimleri, irfanları yoktur bunların. Hak, hukuk, Allah, peygamber tanımayanın ilminde de hayır yoktur. Onun için bunlar hakkın, hukukun emrinde kontrol altında kullanılmalıdır. İslam ezeli ebedi Allah'ın merhameti, Allah'ın koruması olduğu için, tam bir emniyet ortamı olduğu için ne yapar? Her millete görev verir ama kontrolü hak olan, gerçek olan sosyal adalete, tam adalete dayalı kontrolü, disiplini de bırakmaz. Ama hak disiplini yapar. Zorba, despot disiplini, zalim disiplini değil. Şimdi bu ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak örtünmeden bahsetti biliyorsunuz. Avret yerini örtmek her zaman farzdır. Avret yerini örtmek her zaman farzdır. Cami ve civarları da zinet merkezleridir. Cami ve civarları da zinet merkezleridir. Bizim seçkin alimlerimizin de ifadesi budur. Eğer bunlardan bir örnek göstermek gerekiyorsa, biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teklifi üzerine Muhammed Hamdi Yazır Elmalılı'ya tefsir yazdırılmıştır. O tefsire de bakarsanız orada da bulursunuz bu ayetlerin anlamının ne olduğunu. Tıp nedir? Tıp korunma,
tedavi etme. Buna tıp deniyor. Korunmanın, tedavi etmenin adıdır. İlimle tedavi sanatıdır tıp. Esas tıp ilimle tedavi metodudur. İslam tamamen ilmi amirdir, ilmi emreder. Bilimi emreder. İslam tamamen ilim ve bilimdir. Eğer siz İslam alimlerini saf dışı yapar, meydana cahilleri bırakırsanız, cahilleri din adına konuşturursanız, işte o zaman kıyametin dünyada herci merci başlamıştır. Herci merç ve başı bozukluk kavram kargaşası işte o zaman ortaya çıkar. Yoksa İslam güneşten daha parlak nurun, hakikatin kendisidir. Her işi ehline ver diyen yine Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'tır. Onun için tedavi İslam aynı zamanda hak ve hakikat olduğu için koruyucu hekimlik esas Allah'ın korumasıyla başlar. Diğerleri o sahadadır. Doğru ve dürüst, geçerli, ilme ve bilime dayalı olduğu müddetçe o saha İslam sahasıdır. Her doğru İslam'dadır. Her yanlış İslam dışıdır. İbni Abbas tefsirciler şöyle dediler. Zinet konusunda da. Şimdi örtünme vücutun sağlığı için Yüce Allah'ın emirleri hikmetle dolup taşmış olduğu için zinet giyilecek şeylerdir. Kim diyor bunu? İbni Abbas Kur'an-ı Kerim'in tefsirini en iyi bilen sahabilerden birisi. Ve tefsircilerimizin çoğu zinet diyor giyilecek şeylerdir. Her çeşidi buna dahildir. Giysilerin her çeşidi buna dahildir. Erkek için altın, ipek hariçtir. Gerçeği ahirette mümin içindir. Münkir, inkarcılar için ise mahrumiyet vardır. İşte Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muhammed'in saadet devrinde, sağlığında en iyi bilenlerden biri İbn Abbas radıyallahu anhü ve diğer tefsircilerimiz de zinetin giyilecek şeylerdir ve her çeşidi buna dahildir demişlerdir. Fuhuştan bahsettiği bu ayetler, fuhuş ahlaka aykırı olanlar, gizli fuhuştan, mesela birisi nikahlıymış gibi görünenler, nikah caiz olmayanlar, bayin talakta nikahı yenilemeden karı koca olmak gibi, bunlar da nedir? Gizli fuhuş cinsindendir. Ve bütün günahlar şeriata uymayan ne varsa bunlar fuhuş cinsindendir. Yani gizli fuhuş, açıktan fuhuş, bunlar ahlaka aykırı olanlardır ki bunların çeşitleri vardır. Burada örnek olsun diye bunlar kâşiflerimiz tarafından da bu gibi örnekler verilmiştir. Gerçek müfessirlerimiz tarafından. Haksız yere tekit, hak yere olan isyan olmaz. Haksız yere tekittir. Hak yere olan isyan olmaz. Şirkin, küfrün, nifakın
haklı dayanağı var mıdır, yoktur? Dikkat et buraya. Ve olamaz. Şirkin, küfrün, nifakın haklı dayanağı yoktur ve olamaz. Haramların faili, dikkat et. Haramların faili, kim olursa olsun eceli vardır. Fert veya devlet, ecel saati gelecektir. Azap felaket ona bağlıdır. Belası başında ecel saatini bekler. Herkesin eceli farklıdır. Belalar da farklıdır ve farklı gelir. Toptan onun için her zaman helak olma yerine herkes kendi eceline göre belasını bulacaktır. O saat ileri de geri de alınmaz. Her günah kişinin bir ecelidir. Bir ecel saati vardır. O günahı haramların faili kim olursa olsun. Haram var mı? Tamam, onun bir de ecel saati var. O ecel saatinde belası başında bekliyor. O saat, o belanın geleceği saat diyor. İleri geri alınmaz. Cenab-ı Hak o belalar gelmeden tövbe istiğfar edip haram ve günahlardan temizlenmeli, arınmalı. İçten ve dıştan imanın nuruyla, güzel amel ve güzel ahlakla temizlenmeli, parlamalı. Yoksa yazık olur. Çünkü ecel saatinden kurtuluş yoktur. Her belanın bir ecel saati var. Her haramın bir ecel saati var. O ecel saati geldi mi kişinin başının belası tepesine inmiştir. Allah muhafaza buyursun, gerçek tövbe istiğfar eden, affa uğrayan kullarından eylesin. Ama iyi bir iman, iyi bir tövbe lazım. Yine şöyle buyuruldu. O saat diyor, ileri geri de alınmaz. Kimse kurtulamaz. Ancak iman eden, tövbe eden, ameli salihe sarılanlar hariçtir. Bunlar Allah'ın affı, mağfireti, merhametiyle bunlar kurtulurlar. İbn Abbas ve tefsircilerin çoğu da buradaki ecelin azap ve helak ecelidir, mutlak ömür anlamına değildir demişlerdir. Yani haramların karşılığında gelecek belaların ecelidir diyor. Helak eceli, azap ecelidir diyor. Her azabın, her helakin bir saati var. Haramlar, günahlar karşısında. İşte azap ve helak saati geldi mi daha o saatleri geri alınmaz diyor. Olacak olur, gelecek bela gelir diyor. Sebep haram ve günahlardır diyor. Bir müddet asilerin, gayrimüslimlerin refah ve sefasına, medeniyetlerine kimse aldanmasın. Dikkat et. Asilerin, bir müddet asiler, kim olursa olsun, asilerin diyor, refah ve sefasına, medeniyetlerine kimse aldanmasın. Örnek almasın. Ecelleri, bela ve helakları başlarında bekliyor. Bu bir kanundur. Hangi kanun? Likulli ümmetin ecelin. İşte bu kanun. Allah'ın ayeti bu. Likulli ümmetin ecelin. Her ümmet için fert, cemiyet, millet ve devlet
kim olursa olsun, her ümmet, her toplum için bir ecel saati var. Bu azabın eceli, helak olmanın ecel saati var. O saat ileri geri de alınmıyor. Bir bu var, bir de ömür eceli var. Ölüm meselesi var. Ölüm saati de, ömrün bittiği anda, o da eceldir. O zaman ölüm saatini de ileri geri kimse alamaz. O saat gelince kesin öleceksin. Bunda da şek şüphe yok. Ölümün adı ne olursa olsun, vuku bulduktan sonra o tam eceldir. Vuku bulmadan önce her tedbire başvurabilirsin. Ama hangi tedbir alırsan al, ecel saati gelmiş ise ölüm olacaktır. Dünyada birisileri tedbir almadı, tedaviye gitmedi. Onlar öldü. Tedavi olanlar ölmüyor mu? Tedavini ol, tedbirini al ama ecel saatine hazırlan. Ecel saati öleceksin kesin. Bu kadar sana net ve açık. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kulağını Allah'a ver, Kur'an'a ver, Muhammed'e ver. Sahtekarlara kulak verme. Asilere kulak verme. İnkarcılara, hakkı hukuku inkar edenlere kulak verme. Yazık kulaklarına. Ömrüne yazık. İsraf ettiğin ana, dakika saniyelerine yazık. Hakka kulak ver. Kalbini ver. Hukuka ver. Hukukun üstünlüğüne dikkat et. Hak, el hakku Allah Teala. Hukuk onun emirleri. Onun adaleti. Ve men kefera fe ümmettiuhu galila. Cenab-ı Hak ne diyor? İnkar edeni az bir süre geçindiririm diyor. Bekara suresi 216. ayeti kerimeye bakıver. Önceki derslerimizde bunlar geçti. Ne diyor? Ve men kefera fe ümmettiuhu galila. İnkar edeni az bir süre geçindiririm. Geriye yüz karası küfürleri kalır. Az bir süre dikkat et. O az bir süre at oynatacak. Ve dünyadan menfaatlanacak. Belki en iyi mevkiyi de elde edecek. Belki en iyi lot zenginliği de elde edecek. Ama bu kalilen, az bir müddet olarak ecel saati, haramın ecel saati gelip belasını, ölüm saati gelince de canını alıp gönderecekleri yere. Niye aldanıyorsun ki bunların cilasına, süsüne? Hakka bağlansana. Hakka bağlandığın zaman gerçek menfaat orada ya. Gerçek kazanç orada ya. Kaybedilmeyen karlar orada ya. Kaybedilmeyen zenginlik orada ya. Tükenmez nimetler, eksilmez göz aydınlığı orada ya. Niye hakkın emrini yapmıyorsun da haramda arıyorsun bunları? İnkarda arıyorsun. Öndeki sapıtmış olabilir. Bir önderin biri sapıtmış olabilir. Önde gidenler sapıtmış olabilir. Peşindeki sapmış. Kabul etmiş o sapıklığı, kabul etmiş. Birbirini desteklemişlerdir. Hepsinin azabı katlamadır. Hepsi cehennemde kat kat azaba çarpılacaklardır. Birisi saptıysa sen niye sapıyorsun? Bu kim olursa olsun. İşte ayetlerde geçti. Bunlar hep düşerler. Duaları ret olunur.
inkarcının duası red olunur. Mel'unun, münkirin, müşrikin, zalimin duası red olunur. İman ve ameli salihle dua yükselir. Duanın altyapısında ameli salih olacak. Dua da hak kelimelerden olacak. Hak kelimeler de gerçek ameli salihle yükselecek. Aç Kur'an'ı da bak. Onun için El Cemel, bir de deveden bahsetti bu ayetler. Ne diyor? Deve, urgan, halat, darbı meseldir. Balık kavağa çıkıncaya kadar mümkün olmayana bağlamaktır. Yani iğne deliği küçüklükte, deve büyüklükte meseldir. Kafirin cennete girmesinin mümkün olmadığının temsil ile anlatmaktır. Yani deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar kafir cennete girmeyecek diyor. Ne diyor? Kafire cennet yasak, ebedi ilebet diyor. Bunu anlatmak istiyor. Çalış ey Müslüman. Fakat başarı, hidayet Allah'tan olduğunu bil. Çalış, durma çalış, iyi çalış. Allah için çalış. Allah için kazan. Allah için harca. Ama başarı, hidayet, iman hepsi Allah'tandır. Sakın ma tevfiki illa billah demeyi unutma. La havle ve la kuvvete illa billah diye demeyi unutma. Ma tevfiki illa billahi demeyi unutma. Aldanma. Rabbinden bir an bile kopuk düşünme. Rabbin emrinde olduğunu bil. Rabbin yaşattığını bil. Yaratanın emredenin o olduğunu hiç unutma. İlahi hidayete sığın. Hep onun yardımı iledir. Ne yardım varsa hep onundur. Bütün yardımlar onundur, ondandır. Sebepleri de o yaratır. Hadis-i şerif. Her müminin, her münkirin cennette, cehennemde yeri vardır. Dikkat et. Allah herkese cennette, cehennemde yer hazırlamış. Ne yazık ki cehenneme gidenler cennetteki yerlerini kaybetmişler. Cennete gidenler de cehennemdeki yerlerini ne yaptılar? Oradan kurtuldular. Biri kurtuldu, biri kaybetti. Cenneti kaybetti biri. Öbürü de cehennemden kurtuldu. Bu da hadisi şerif, Hazreti Muhammed'e istinaden söylenen sözdür. Cehennem ehline cennetteki yerleri gösterilir. İtaat etseydiniz bunlar sizindi denilir. Cennet ehli onların yerine varis olurlar. Cehenneme gidenlerin yerleri cennetliklere verilir, onlar varis kılınır. Fahrur Razi, uzaklık sese engel değildir. Alimler, ses kuvvetlidir, uzaklıkta engel olamaz. Sese uzaklık engel değildir. Bu Kur'an-ı Kerim bunu asırlar önce bakın, sesin bu durumunu ortaya koymuştur. Radyo, televizyon, bakın emsali aletlerin keşfine bakın, Kur'an'ın bu gerçeği asırlar önce ortaya koyduğu gerçeğe bakın.
Kur'an gerçeği ve keşiflere bakın. Onun için dünya ne öğrendiyse Hazreti Muhammed'den ve Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiştir. Bunu inkar etmek mümkün değildir. İnkar edenler Allah'ın huzuruna o inkarlarıyla da gelirler. Birileri doğuculuk batıcılık yapıyor. Doğuculuk batıcılık, şimalcilik, efendim cenupçuluk yapmaya gerek yok. Kur'an-ı Kerim ortada. Niye Kur'an-ı Kerim gelmeden önce bu keşifler niye yapılmadı? Eğer Kur'an'la savaşılmasaydı, İslam'a, imana, Muhammed'e, Kur'an'a, hak ve hakikata saldırmasaydı bu dünyadaki saldırganlar, bu dünya daha çok ilerleyecekti. İlimlerin, irfanların önüne set çektiler. İnsanlığın ilerlemesine engel oldular. Birleştiler, putun etrafında İslam'a saldırdılar. Yazık ettiler. Kendilerine de yazık ettiler, başkalarına da yazık ettiler. İslam onları kucaklayan rahmetle geldi, merhametle geldi. Onlar kendilerini kucaklayan rahmetle savaştılar. Allah'la savaş olur mu? Kur'an Allah'ın kitabı. İslam Allah'ın hukuku, kanunları. Onunla savaş olur mu? İslam'da zerre kadar kusur yoktur. Kusur insanoğlundadır. Müslümanın da kendine göre küçük veya büyük kusuru olabilir. Ama İslam'ın kusuru olmaz. Bunu dünyanın bilmesi gerek. Yine İbn-i Kesir şöyle diyor. Ameller, arazlar kıyamette cisme çevrilir. İbn-i Abbas yine diyor ki, amel defterleri tartılır. Amelin sahibi de tartılır. Nice diyor şişmanların sinek değeri kadar değeri yoktur. Hatta sinek kanadının ağırlığı kadar bir değeri yoktur diyor. Kim diyor? İbni Abbas'tan gelen bir hadis-i şerifte, İbni Kesir'de de kayda alınmış bir haber bu. Çünkü değer şişmanlıkta değil ki, zayıflıkta da değil, şişmanlıkta da değil. Ya ne de? İman ve ameli salihte ve takvada, sevaplarda. Bunun için herkes dikkat etsin, sevabını artırsın, kalbini ve ruhunu Allah'a yükseltmeye çalışsın. Dengeli beslenmenin reçetesi İslam'dır. Gerçek hayat tarzı İslam'dır. Hayat veren nurun bizzat kendisi İslam'dır, Kur'an-ı Kerim'dir. Ve bunun önderi, rehberi Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Şimdi bir de Araf'tan bahsetti ayeti kerimeler. Orada size bazı bilgiler verdik. Biraz daha açmaya çalışacağız. Araf, arfın çoğulu yüksek yer, atın yelesine, horozun ibiğine de arf denir. Araf meşhura göre cennet ve cehennem arasında perdenin, surun yüksek tepeleridir. İbni Abbas'tan gelen haberde sıratın yüksek şerefeleridir diyor. Sırat köprüsünün yüksek şerefeleridir diyor. Hasan-ı Basri de marifet, bilmektir,
kelimesindendir diyor. Cennet ehliyle nar ehlini tanımak üzere bir takım kimselerdir. İyiliği kötülüğü eşit kimselerdir deyince belki de bir kısmı aramızdadır demiş. Kim? Hasan-ı Basri Hazretleri rahmetullahi aleyh. Ebu Huzeyfe mizanda diyor sevabı günahı eşit olanlar tevhid inancındadırlar. Bir müddet Araf'ta yani orada kalırlar. Sonra hükümleri verilir. Cennete girenlere selam, selamet okurlar. Kim? Araf ehli. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerdir. Araf ehli bunları müjdeler diyor. Araf ehlinin birinci de müjdelediği cennetlikler bunlardır diyor. Ebu Cehil ve onun gibiler de onun gibilere de Araf ehli bakın ne diyor. Ebu Cehiller de Araf ehlinin gözünün önden cehenneme sevk olunacaklar. Diyor ki Ebu Cehil ve onun gibilere çağdaş Ebu Cehiller vardır. Geçmiş çağlarda ve bu çağda bunlara diyor ki Araf ehli küfrünüz, kibriniz fayda sağlamadı derler. Ey tağutlar, hak hukuk tanımayanlar, Allah tanımayan, onun emirlerini tanımayan, hakka hakikate saldıran, hak düşmanları, hukuk hakikat düşmanları, hani ya sizin küfrünüz, kibriniz fayda sağlamadı derler. Kim? Araf ehli. Yine Hasan-ı Basri iblis diyor, insanoğlunu kandırmakta elinden geleni yapar ama bir an bile meleklerden hiç olmadı diyor. İnsanoğlu ise bakın meleklerden daha üstün dereceye gelebilecek kazanımlarla donatıldı. İslam insanı meleklerden daha üstün seviyelere çıkarmak için yükseltir insanoğlunu. Bak insan çamurdan yaratıldı ama çamurun bitme, gelişme, ıslah yeri olma gibi özellikleri var. Ateş ise işkence yeridir. İblis şeytanlar ateşten yaratıldılar. İbn-i Sirin ilk kıyas yapan iblistir diyor. Kıyas yaparken Allah'ın emrini yok sayarak kıyas yapanlar iblisin durumuna düşenlerdir. Ebu Hayyan şöyle dedi, kendi görüşüne göre kıyas yaparsa diyor, kim olursa olsun iblis ile birdir diyor. Ayrı iblistir diyor. Çünkü kıyas Allah'ın emrini tanımak, o bildiği emirden bilinmeyeni ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Bu da müştehitlerin, fakihlerin görevidir. Herkesin yapacağı iş değildir. İblis bu yanlışı yaptı, Allah'ın rahmetinden kovuldu. Zemahşeri'de mahşeride zelillik, aşağılık elbisesi diyor giyen kimdir? Zelillik, aşağılık elbisesi giyen ilk defa iblistir diyor. Allah onu aşağıların aşağısına attı. Kibrin, küfrün karşılığıdır bu diyor. Allah'ın emrine karşı kibirlendi, emri tanımadı,
Adem'in hilafetini de kabul etmedi. İblis kibirlendi. Ben Adem'den üstünüm dedi. İnsanoğlundan hem üstünüm deden düşmanlık ilan etti. Hala düşman devam ediyor. Onun için Hakk'a boyun eğen yücelir. Hakk'a kafa tutulmaz ki. Bizi Hak yarattı. Hakk'a boyun eğ ki yücelesin. Bir gün Hazreti Muhammed'in yanına Ebu Bekir ve Hazreti Ömer girmişler radıyallahu anhüma ve anhüm erdahü mecmain. Salat, selam Allah'ın Habibi üzerine olsun. Peygamberimiz, bakın makamı Mahmud'un sahibi, arşın merkezinde cennetlerin en üstündeki makamı Mahmud, Hazreti Muhammed'in makamıdır. O makamın sahibi yeryüzünde bir hasır üzerinde yatmış, toprak üzerinde. Ebu Bekir ile Ömer yanına girince bakmışlar, hasırın izleri Efendimizin yüzünde görünüyor. İkisi de ağlamaya başlamışlar. Niye ağlıyorsunuz demiş sevgili Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah, bütün derecelerin en üstünü sana verildi. Ama hasır üzerinde yatıyor. O hasırın izleri yüzümüzde belli oluyor da bu halinize biz Roma'nın kralları, Kisra'nın kralları, o zamanın süper devletlerinin kralları altın yaldızlamalı köşklerde oturuyorlar. Siz ise arş-ı alayı makamı Mahmud'un sahibi olduğunuz halde siz böyle bir hasır üstündesiniz deyince dedi ki sevgili Efendimiz, ben dedi Allah'a kulluk eden bir kul olma yolunu seçtim. Onlarınki dedi geçicidir ve ateştir dedi. Allah'ın rızasına uygun olmayan hiçbir şey fayda vermez. Hangi köşklerde, hangi burçlarda, sağlam kalalarla, saraylarda nerede yaşarsan yaşa, iman ve ameli salih, Allah'a boyunun eğri ve ona tamamen teslim olan, onun emrinde olan bir yapın yoksa vay geldi haline. Hangi sarayda yaşarsan yaşa, o çok çabuk geçici bir an meselesidir, biter gider. Ama iman ve kulluk ve tevazu seni yükseltir de yükseltir. Bunun için iblis ne yaptı? Bana dedi ikinci sura kadar izin ver dedi. Cenab-ı Hak da birinci sura kadar ona izin verdi. Bu haberin kaynağında da Kurtubi gibi büyük müfessirlerimiz bulunmaktadır. Tevil sonuca irca etmek, doğruluğunu beklerler, iş işten geçer. Onun için doğru sonucu elde etmek için şimdiden doğru bir imanın, doğru bir amelin, Kur'an'a, İslam'a tam bir bağlılığın, Muhammed'in şeriatına tabi olman gerekiyor. Tevil sonuca irca etmektir. Doğruluğunu beklemek için
tam iyi bir sonuç elde etmek için iş işten geçmeden elden geleni yapmalıdır. Hepsini diyor hükmü tasarrufu altında tutan Yüce Allah'tır. Bütün alemler Allah'ın hükmü tasarrufu altındadır. Hükmü tasarrufu altında tutan Allah Teala'dır. Bütün alemleri. Hepsine sahip, nizamlı ve muntazam bir ritimle, yani uyumla andan ana, halden hale, şekilden şekile, devirden devire değişip gitmekte, o ise tam bir hakimiyet ve tam bir mülkiyet ile hepsine tam hakim, mutlak yücelik ile ulu mu ulu, eşsiz yüce, arş-ı âlâdan da daima üstün, bütün varlıklara hakim olan yüce Allah'ın kendisidir. Ve şöyle diyor Kaf suresi 16. ayeti kerimede. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz diyor ona şah damarından daha yakınız diyor. Kime? Zerreden küreye, bütün alemlerin içine dışına.